geliyor gönlümün efendisi. Çünkü bugün hastaneye geldik. Kızımla birlikte. Sizi çok seviyorum ve sizi çok özledim yazmış. Kızıma balık buğulama yapacağız. Kadayıfla başlayacağım. Öncelikle menümü göstermek istedim. Benim de eve geldik ama arabadan çıkamıyoruz. Yağmur çok fena bastırdı. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah erken kalktık. Çünkü bugün hastaneye geldik. Kızımla birlikte uyuzduk demiştim. O yüzden vücudumda farklı yaralar çıktı. Başka bir şeyden şüphelendiğimiz için cildiye randevu almıştık. Oraya geldik. Arabanın içerisinde şu anda kızımla babası dışarıda. Bu şekilde kısa bir vlog çekmek istedim size. Geldik, hemen hiç beklemeden muayene olduk. İlaçlarımızı aldık ve döneceğiz. Arabada gelirken eşimle birlikte İlahi dinliyorduk. Telif yememek için buraları kesip kendim ses kaydı atmak istedim. Orada uzakta gösterdiğim yer çok kısa bir gözüküyor. Orası fakülte hastanesi, bizim gitmiş olduğumuz fakülte hastanesi. İkra'ya da çubuk kraker yedirdim. Midesi bulandı çünkü kustu gelirken. Dönüşte kusmasın diye. İkra kucağımda uyudu. Geldik, Karasu'dayız. Yağmur yağıyor. Sabah giderken de yağıyordu. Çok kötü. Şimdi de yağıyor. Eşimle markete geldik. İkra uyumasaydı birlikte girecektik ama İkra uyuduğu için eşim girdi sadece. Geliyor gönlümün efendisi. Bulamamış herhalde bir şey. Eve geldik ama arabadan çıkamıyoruz. Yağmur çok fena bastırdı. İkra da zaten uyuyor kucağımda. Biraz bekleyeceğiz dinmesini. Çok felaket yani. Yağmur bereket. Tekrar merhaba. Eve geldik. Söylemiştim, arabada bekliyorduk. Eşim ikrada o ki uyuyor dedi. Gidelim yakıt alalım. Ondan sonra dönüp gelelim dedi. Yakıt aldık. Yakıt almak için durduğumuzda ikra uyandı. Eve geldik. Onu uyutmaya çalıştım. İşte yattık, yatağı kaldırmamıştık sabah. Ama dedim hani emerse belki uyur dedim. Ama ben uyumuşum, ikra uyumadı. Sonra uyandım. Bu kadar kendimi yorgun hissediyorum ki hala yorgunluk üzerimde. Sonra ikrayı sabah hiçbir şey yememişti zaten. İkrayı tarhana yaptım. Yedirdim. Biraz daha salladım dizlerimde belki uyur diye. Ama uyumadı. İşte öyle. Şimdi ise iftar hazırlığı yapacağım. Hem ikraya akşam yemeği için balıklı güveç yapmayı düşünüyorum. Balık buğulama yapmayı düşünüyorum, pardon. Balık buğulama yapmayı düşünüyorum. Kendimize de bir şeyler ayarlıyorum artık. Hani düşünüyorum ne yapayım. Yorgunluktan o kadar kafa takıldı ki yapacak bir şey bulamadım. Yarın da yine misafirlerim gelecek. Eşimin amcasını davet ettik iftara. Öyle. Bugün 23'ü. Ramazan'ın 6. günü oluyor. 6. günü de oluyor. 23'ü diyorum, estağfurullah. 28'i bugün ayın. 23 nereden çıktı? 28'i bugün ayın. Günlerden salı. Ama ben bunu yayınladığımda ayın kaçı olur onu bilemiyorum. Makarna koydum. Eşim geldi bu arada.
Bir de türlü yaptım. Yarın misafir olduğu için yemek artmasın diye fazla bir şey yapmadım. Çorbamız var bir tane. Biraz. Dünden patlıcan yoğurtlaması var. Yani patlıcan salatası var. Böyle hazırladım iftarlıklarımı. Bir de salata domatesli kuru soğan üçlemesiyle bir salata yapmayı düşünüyorum. Eşime de havuç ve muz aldırmıştım. Onları yıkadım, öyle bıraktım. Yeşillik salatası artık biraz yorulduğum için gına geldi artık. Bu şekilde bir salata yapayım diyorum. Bu şekilde. Bir taraftan da kızıma balık buğulama yapacağım. Onu da ekleyeceğim videonun sonuna. Sonra iftarımızı yapacağız. Öyle. Kızıma balık buğulama yapacağız. Bir adet patatesim var ama bunun yarısını kullanacağım. Hepsini de kullanabiliriz. Yarım havucum var ve bir parça da dondurulmuş balığım var. Şimdi öncelikle patates ve havucu soyup doğramakla başlayacağız. Patateslerimi ve havuçlarımı bu şekilde ayarladım. Öncelikle tavamın dibini birazcık yağlıyorum. Patateslerimi diziyorum. Bir patatesin hepsini de kullanabilirsiniz isterseniz. Yarısını da kullanabiliriz. Onun üzerine havuçlarımı gezdiriyorum. Bunu yaparken çocuğunuz yerse soğan da dilimleyebilirsiniz. Güzel oluyor ama benim kızım yemediği için ben kullanamıyorum. Bu şekilde havuçlarımı da gezdirdim. En sonunda donmuş balığımı koyuyorum. Üzerine biraz tuz gezdiriyorum. Sebzeleri geçecek kadar su ekliyorum. Böylelikle sebzeler suda pişerken balığım buharında buğulanmış olacak. Kapağımı kapatıp aygalın üzerinde kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Aygalın üzerinde kısık ayarda pişmeye bırakıyorum. Eşim ve Kira uyudu. Ben de böyle kaldım. Biraz evi toparladım. Mutfağa, oturma odasını. Makineyi ayarladım, açacağım. Kurutmalıkta çamaşırlarım var. Onları toplayıp katlamayı düşünüyorum. Bir de bir yandan böyle bir film açtım. Sevginin Gücü diye. Bir yandan da onu izlemek istiyorum. Bir yandan da böyle defterimi yarın için menü ayarlayıp hazırlık aşamasında ne gibi aşamalardan geçeceğiz, hangi aşamaları izleyeceğim şeklinde bir planlama yapmayı düşünüyorum. Onu da yarın inşallah çekebilirsem başka bir vlogda onu da sizlere inşallah gösteririm. Şu an bu şekilde. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. 2 günlük bir vlog yapalım dedik. Dünkü vlogumuz çok kısaydı çünkü. Bugün de yine misafirlerimiz var. Onlar için hazırlık yapacağım. Ayrıca evi düzenleyeceğim. Sabah erken kalktık. 9'da bizim için gün başladı. İkra ile birlikte. Kalktığımız vakitten bu zamana kadar, şu an saat 12'yi geçiyor. Turşu kavuracağım, onları ayarladım. Kırmızı biber közlemiştim yazdan, onu çıkardım, sürtmesi için bekliyor. Ekraya patates kısarttım, ara ara yiyor, böyle oturup da yiyeyim kalkayım yapmıyor çünkü şu an 1,5 yaşında.
Dün akşam makineye çamaşır atmıştım. Sabah onları astım. Az önce onları astım. Kurutmalık çamaşırlar var demiştim. Onları bugün katladım, akşam katlayamadım. Çamaşırları katladım. Yenilerini astım ve bir de tekrardan evi bir çekeyim dedim. Yatak odasını çektim, salonu çektim. Mutfak ve oturma odası kalıyor. Ayrıca bir de sabah bulaşık makinesini açtım. Bulaşık makinesini de yerine dizeceğim inşallah. Sonra saat 4-5 gibi de iftar hazırlığına başlayacağım. Temizlikle devam edeceğiz. Arkadaşlar, iftar hazırlığına başlayacağım. Öncelikle menümü göstermek istedim. Menümde ezogelin çorba var. Fırında sebzeli tavuk var. Köz biber, yazdan közlemişim o var. Fasulyem var. Turşu yapacağım ortaya. Karadenizlerin vazgeçilmezi. Yeşil salsam var. Pirinç pilavım var ve hazır kadayıf tatlısı. Yani ben şerbetleyeceğim. Öncelikle kadayıfla başlayacağım. Önlüğümüzü takalım. Öncelikle kadayıfla başlayacağım. Kadayıf için üzerinde 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı un diyor. Daha doğrusu 3 su bardağı değil de 750 milim diyor. 750 milim. 750 milimde yaklaşık 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su. Ben 4 yapacağım suyu. Çünkü daha önce yapmıştım ve biraz kadayıfım kuru kaldı. O yüzden dört yapmak istiyorum. Benim bardağım 200 milimlik bir bardak. 1, 2, 3 ve 4 bardak. Ocağı alacağım. Alıyorum. Altını açıyorum. Üzerine bir iki damla limon sıktım ve kaynamaya bırakıyorum. Ben orada iftarımı çıkartıp uygundur. Kabileceğim. Böyle de yapsam olur belki ama ben bağışık durması için tabağı almak istiyorum. Kadayıfları da şöyle kenarına dökmek istiyorum çünkü kırılmış. Şerbetimiz kaynayacak. Turşularım vardı. Onları şöyle küçük küçük kırdım, çıkardım. Bir iki kere yıkadım.
Sonra acılığını gitmesi için bir kez kaynattım. Soğuk suda biraz beklettim. Şimdi bu su sıcak. Bir tur daha suyunu değiştireceğim. Daha sonra onları akşamda kavuracağım. Biraz sıcak olması için biraz daha böyle iftara yakın kavurmayı düşünüyorum. Ama şu anda hazır olsunlar diye ayarlıyorum. Sonlara doğru iki ayağım bir pabuca girmemesi için. Bu sıra öyle tepsiye koydum. Şerbetim de kaynamak üzere. Bu şekilde ayarladım. Tekrar su koydum. Biraz daha soğumaları için. Kaplarını değiştiriyorum yani. Şu şerbeti yapmış olduğum tencerede onları kavuracağım. Sunum tabağıyla ortaya koyacağım. Yani isteyen, yaş istemeyen yemez. Ayrıca köz biber yeşil salata yapacağım. Bir de yetiştirebilirsem buzlukta böreğim kalmıştı. Onları da pişiririm. Çünkü fırında da yemeğim olacak. O pişerse onun yerine börekleri de koyarım. Şerbetim böyle kaynadı. Onun altını kapatıyorum. Böyle dökeceğim. Biraz ılayacak, sonra dökeceğim. Tavuklarımı bu şekilde, derilerini soydum. Kertikler attım ve suda bekletiyorum. Köz biberlerimi de yapacağım. Ama şimdi kızım uyandı. Onunla ilgilenmem lazım. Şerbetimiz ılıdı. Döktüm. Ve üzerine şöyle kapatacağım ki boğulsun da şerbeti çeksin. Üst kısımları da yumuşak olsun. Ben böyle kıtır kıtır ağza gelmesini sevmiyorum. Diğer yandan da köz biberlerim böyle buzlu olduğu için buzlarını arındırmak amaçlı tavada böyle yağladım. Yağlı tavada yani. Böyle biraz kavurdum onları. Sonradan onlar soğuyacak. Böyle iftara yakın domates, soğan ve baharatlandırıp servis edeceğim. Bir yandan da böyle 4 tane patates, bir tanesini soydum suda. 2 tane de havucum. 1 avuç kadar da böyle donmuş bezelyem var. Tavuklarla birlikte fırına vereceğim. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Dün yine videomu kapatamadığımı fark ettim. Bugün bir kapanış için kısa bir video çekmek istedim. Dün misafirlerim fazla kalabalık değildi ama bu sefer hazırlık aşamasında ve iftar boyunca kızım huysuzlandığı için hazırlık aşamalarını yine çekemedim. Ama menüm videoda yer alıyor. İftar izleyenler için iftar menüsü fikir olur diye görselini paylaşıyorum. Bir önceki vlogumda da yine paylaşmıştım. Böyle çok yağmur yağdı. 2 gün boyunca çok yağmur yağdı. Akşam da birazcık böyle hafif kar atmış gibi arabaların üzerlerinde. Ama tutmadı yani o şekilde. Bir de dün gece bir öğrencim, yani memleketteyken ücretli öğretmenlik yaptığım bir okuldaki öğrencim mesaj atmış bana. Normalde zaten ara ara mesaj atıyor. Özel bir öğrenciydi. Böyle birebir derslerimizin olduğu bir öğrenciydi. Yani normal ücretli öğretmenlik yapıyordum.
Ama hani o normal dersler dışında onunla birebir derslerimiz oluyordu. Mesaj atıyordu ara ara. Dün akşam kendi fotoğrafını çekmiş böyle, selfie yapmış ve şu alt kısmına böyle Zeynep hocam iyiyim, sizi çok seviyorum ve sizi çok özledim yazmış. O kadar hoşuma gitti ki size anlatamam. Böyle ne zaman biraz böyle kendimi sevgisiz hissetsem, yani sevilmediğimi hissetsem, böyle hep bir yerlerden güzel dokunuşlar oluyor. Bir kere de arkadaşım aramıştı yine aynı şekilde. Yine çok mutlu olmuştum. Akşam da öğrencimin bu mesajı beni çok mutlu etti. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kadercim çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettin. Seni seviyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar.